Programı sunuyoruz. İstiklal Marşı, Hastane Yöneticisi Operatör Doktor Halit Serdar Yazıcı'nın... Söyler bu şahat, bağda yüzer alsak ya. Göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü hepinize teşekkürlerimizi sunuyor ve hoş geldiniz diyorum. Altyapı ve donanım olarak daha modern ve teknolojik 17 yataklı yoğun bakım ünitesini halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 3 ay süren hummalı bir çalışma sonucu Bandırma ilçemize modern ve teknolojik bir ünite kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ünite Bandırma'nın yanı sıra çevre ilçelerde yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara da sağlık hizmeti sunacaktır. Daha modern bir ünite ile hasta bakım kalitesinin artırılması yanı sıra diyaliz gerektiren yoğun bakım hastalarının da diyaliz servisine transport edilmeden yataklarında diyalize girmeleri sağlanmış olacaktır. Yüksek donanımlı ülkemizin yardımseverler vasıtasıyla yapılmış olması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Bizler tüm bu maddi ve manevi yardım ve destekleri toplumsal duyarlılık ve sorumluluk çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Bu duyarlılığın devam edeceğine gönülden inanmaktayız. Değerli konuklarımız, bir izolasyon yatağı olmak üzere toplam 17 yataklı olarak hizmete açılması planlanan yoğun bakım ünitemiz için inşaat ve tıbbi cihaz olarak yaklaşık 250 bin TL harcanmış. Bunun 225 bin TL'si bağışlarla, 25 bin TL'si ise hastanemiz tarafından karşılanmıştır. Altyapı ve inşaat işleri için 158 bin TL, cihazlar için ise 92 bin TL harcama yapılmıştır. Yoğun bakım ünitesiyle birlikte hasta yakınlarının kalabileceği dinlenme ve bilgilendirme odasını da hizmete açmış bulunmaktayız. Yoğun bakımımızın hasta başı üniteleri, antistatik yer döşemeleri, alçıpan asma tavan, gaz sistemleri, elektrik sistemleri, duvar bölmeleri, inşaat ve işçilik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İpsala Umat Gümrük Ticaret AŞ tarafından yapılmıştır. Yoğun bakım ünitesinin yapımına vesile olan İpsala Umat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Kocaman Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir cihaz ihtiyacının karşılanmasında bizlere yardımda bulunan Yemmak Ticaret AŞ, Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası, Kocaman Balıkçılık, Erkutlar Ticaret ve Lokal Asansörü firmalarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yoğun bakım ünitesinin yapımında bizleri cesaretlendiren ve himayelerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Ali Mantı Beyefendi ve Milletvekilimiz Sayın Cemal Öztaylan Beyefendi'ye hastane yönetimi olarak teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Komutan, ben herkese beraber hoşgörüze sığınarak bu aslında bağışı yapılmasına esas bu konu, evet ben görüyorum ama kendi arkasındaki Umat Arşiv Yönetim Kurulu üyeleri kahramanları, kendilerini temsilen İpsala Borsası Başkanı arkadaşımız İbrahim Gergin arkadaşım burada. Onu da
müsaadenizle kürsüye verdiğiniz o kadar razı istiyorum. Şöyle bir fotoğraf alalım gazeteci arkadaşlarla beraber. Buyurun. Sayın Kaymakam. Evet. Evet. Osman Bey. Sayın Kocaman. Evet. Bir de böyle bakar mısınız Sayın Kaymakam? Buradayız. Şuradan sonra buraya bakalım. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederiz. Sayın Milletvekili. Sağ olun. Evet, Osman Bey, şöyle bakar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Osman Bey, evet böyle. Başkanım bir sene. Sayın Başkanım, bir dakika öyle buradayız efendim. Tamam, buraya döndü. Teşekkür ederim. Osman Bey, bir daha böyle bakabilirsin. Evet, evet. Evet. Sayın Müdürüm, biz de Sayın Yalçın Köyü'nün. Evet, buradayız. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet efendim, buradayız. Evet, buradaki gazeteciler kısmını bozmayalım. Siz şöyle bakar mısınız? Teşekkür ederim. Şöyle alabiliriz. Sayın Müdürüm, buradayız. Evet, Mustafa. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Teşekkürler. Şöyle beraber alalım. Evet. Teşekkürler. Murat Bey, şöyle lütfen. Yoğun bakımınızı yapan İpsala Umat AŞ şirketinin İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve UMAD'ın yönetim kurulu üyesi olarak selamlıyorum. Basınımıza da bugüne ortaklık yaptığı için, belgelendirdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. İpsala Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı olarak burada 4 ay önce yönetim kurulumuz İpsala UMAD yönetim kuruluyla birlikte toplantımızı yaptık ve de o dönemde yönetim kurulu üyelerimizin hepsinin ortak kararıyla bize başkanlık yapan 11 yıldır hizmeti olan ve de Türkiye'de yap işler devret modeliyle gümrük kapılarını modernize eden İpsala UMAD kapısı bundan sonra da diğer kapıların yapılması için GTİ'ye gümrük turizm işletmelerine Odalar Borsalar Birliği bünyesiyle örnek teşkil etmiş ve de vesile olmuştur. Bizler de yönetim kurulu başkanımız olan Sayın Osman Kocaman Bey'in değerli katkılarından ötürü Bandırma'ya bir hizmet etmek istediğimizi, yani bir bağışta bulunmak istediğimizi dile getirdik. Tabii ki o da bu vesileyle çok onurlandı. O zaman içinde yapımı devam eden hastanemizde bir yoğun bakım ünitesinin yapılmakta olduğunu ve de yetersizlikler yüzünden olmadığını söyleyince bizler için ayrı bir onur oldu. Ve de bugün de burada bulunmamıza vesile eden ben yönetim kurulu başkanımızın bu güzel organizasyonda başkanlık yaptığı için ve de bir elin nesi var, iki elin sesi var, Bandırmalılar bunu yaptılar, güzel bir proje sundular. Bölgeye değil, ülkemize, milletimize bir katkı sağladılar. Ben huzurlarınızda yönetim kurulu başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bandırma halkının başta hastanemizin değerli yöneticileri olmak üzere hepsini kutluyorum. Bandırma örnek bir proje yaptı. Bu proje diğer yerlere de ben örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Hepinizi kutluyorum, saygılar sunuyorum. Aynen. Aynen.
Kamerayı fotoğraftan ucu gözüküyor. Evet abi. Allah'a şükür.